hocam, orada bahsettiğiniz tüp bebek tedavilerinde ilaç tedavileri, bunlar çok önemli, ekonomik boyutunu da etkiliyor tedavinin. Neler getirir, neler götürür? Şöyle bir de kişiye özel ilaç seçilmeli dediniz. Valla bu çok önemli. Yani son zamanlarda sizin programlarda da duyuyorum, bir yerlerde de bakıyoruz. Mesela hasta dostu tedavici, hasta dostu olarak ilaç kullanmayan, yani hasta düşmanı tedavi olabilir mi? Değil tabii. Öyle bir şey olmaz. Bir de son zamanlarda Japon protokolü deniyor. Tüp bebekte Japon ilaçları. Japon ilacı değil. Bu çok yanlış bir kullanılma. Hı-hı. Bizim de çok yakın dostumuz olan işte Osama Koto diye Japonya'da, Tokyo'da bir grup var. Bunlar çok büyük sayıda, 20 bin hasta yapıyorlar ki bunların isteği az ilaçla tek yumurta geliştirip onlarla efendim siz gelip gebelik sağlayın deniyor. O zaman arkadaşın teki gitmiş Japonya'ya, onlardan öğrenmiş, gelmiş, ben Japon protokolü yapıyorum diye siz insanlara bunu koyarsanız ne diyoruz? Bunların bir kısmı da Japon protokolü, insanın aklına da Japon yapıştırıcısı mı gibi geliyor. Ama yani tabii şaka bir yana böyle bir şey yok. O zaman burada bakın, ben de size Japon değil, bunlar bilimsel protokoller içinde kişiye en uygununu seçebilmektir. Japon diye bir şey yok. O zaman yarın da ben de size başka bir şey söyleyeyim. İlaçsız tüp bebeğin şu anda, ilaçsız tüp bebeğin polikistik olan hastalarda uygulanmayan tekniğiyle şu anda 15 tane gebelik var. Mesela burada da ne yapıyorsunuz? Kadın adet görüyor değil mi? Her ay bir tane yumurta yapıyor. Adet gören kadını, kocasının spermi problemli. O çıkan her ay zaten kadın bir tane yumurta çıkarıyor. Japon'da da ilaç da çıkarıyorsunuz. Japon denilen protokolde. Ben şunu iddia ediyorum ki o zaman o yumurtanın, eğer kadının yumurta rezervleri iyiyse, yanına ben bir tane olgun o yumurtayı alıyorum. Onun yanına da olgun olmayan 2-3 taneyi alıp laboratuvarda olgunlaştırıp döllüyorum. Çok minimal ilaç kullanarak veya hiç ilaç kullanmadan o kadına ben 3 taneye kadar embriyo oluşturabilirim. Evet. Alın size de Türk protokolü. Evet. Onun için de burada hep söylediğimiz şey şu. Hep söylüyoruz. Teknoloji, Timur Gürgen o bu filan değil. Bilim, teknoloji şunu yapmak istiyor. Çocuk isteyen aileye çocuksuz aile kalmasın. Bunun için el birliğiyle çalışalım diyoruz ki Avrupa bunu Türkiye'de bir proje olarak destekliyor. Şunu söylüyorum, rant olmamalıdır, sihirli bir şey yoktur ama lütfen ve lütfen sayın izleyicilerimiz, dedim ya, tepeye bakıp değil, kendiniz seçerek yatırdığınız paranın, ümidin ve çocuk isteğinin sonucunu alabilmek için baştan siz hata yapmayın. Çünkü başta ne olduğuna karar verirken ya hata yaparsınız, kaybedersiniz yahut da kazanırsınız. Kazanç bebek olabilir ama en kötü şeylerden biri bebek olmasa bile psikolojinizi ve vücudunuzla ilgili bir şeyi kaybetmemeniz lazım ki tedavi dışına kaçmayın, tedavi zinciri içinden çıkmayın. Teknik size yardımcı olabilecekse sabırla, motivasyonla tedavinize devam edebilin. Süremiz doldu, ancak verdiğiniz bu aydınlatıcı bilgiler için tüp bebekle ilgili Sayın Profesör Doktor Timur Gürgan, teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için.